Evet. Şimdi baktığınız zaman karpuz antialerjendir. Mükemmel bir antialerjendir. Evet, içerisinde likopeni var işte o kırmızıdan dolayı. Ama doğal domatesteki likopeni çok daha fazla alırsınız. Yani bu ve mükemmel bir şekilde Alzheimer'e karşı, beyin hastalıklarına karşı da koruyucu ve önleyici özelliği var. Şimdi mesela doğanın kendi dengesi var. Yani ilim kitabı öyle der. Yani biz bir denge üzerine kurduk. Gidersin Çukurova'da, ne bileyim Güneydoğu Anadolu bölgesinde karpuzu, patlıcanı tüketirsin. Alerjendir. Patlıcan alerjisi meşhur. Üstüne de o kebabın, patlıcanlı yemeklerin buz gibi bir karpuzu tüketirsin. Bu da antialerjendir. Nötralize eder. Zehir panzehir. Bu kadar. Yani doğaya bakın. Yani görürsünüz. Görürsünüz. Şimdi burada hani yani bir çekirdek ekiyorsun. Koca bir karpuz koca bostan veriyor ya. İçinden kaç tane çekirdek, şunun bereketine bak ya. Tarım berekettir zaten. Yani şeyin nurda yatsın Aşık Veysel'in dediği gibi, havaya baktım, havamı aldım, toprağa baktım, rızgımı aldım, bir tohum ektim, bir bostan verdi diyor. Yani dolayısıyla şimdi burada bakın bir şey söylemekte fayda var. Karpuz çekirdeğiyle kavun çekirdeğini böyle ezeceksiniz. Tamam. Suyun içine atacaksınız. Bağırsak kurtlarını dışarı atar. Bu bilinen bir reçetedir. Özellikle hangi ülke bunu kullanıyor? Ruslar. Karpuzla kavun çekirdeğini beraber ezer, sulandırır. Bağırsak kurtlarında def edilmesinde. Mesela şeyde antik çağda Materia Medica kitaplarında işte salatalık, kavun, karpuz çekirdekleri suya bırakılır. O akşamdan sabaha bıraktın mı kayganlaşır o. Hani diyoruz ya salyalı oluyor diye. Tamam. Bunu tükettiğinizde bozuk bağırsak floranız düzelir. Mükemmel bir şey Peki yani. şimdi hocam, bu karpuz çok şekerli. Aman az yiyin ya da yemeyin. Ne olacak şimdi? Şimdi efendim, siz Az önce diyabet bahsettiniz ama. hastası o kadar çok arttı ki yani ne yapalım? Bunun önünü alacağız. Bunun herkes tükettiği gıdaya dikkat edecek. Almayın ya. Yerken dikkat edin. Yani bir diyabet hastası şimdi canı karpuz çekiyor Hüseyin. Onun için diyabete yakalanmak istemiyorsanız doğal beslenin. Meyveden geri durmayın. Meyve çok sağlıklı bir şey. Anlatacağım yeri Peki hocam. geldikçe.